Allah-u Teala ilk insan olarak Hazreti Adem'i yarattı ve ona eş olarak Havva'yı yarattı ve bu ikisinden nesiller meydana geldi. Şu anda 7 milyardan fazla Adem ile Havva'nın torunları var. Normalde insanlar bir anne ve babadan dünyaya geliyor ve normali bu. Ama arada bir farklılık olmak üzere Allah-u Teala Hazreti İsa'yı sadece anne ile yaratmış. Yani böyle de yaratabilirim. Bunun bir misalini göstermiş oluyor. Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığı ayetlerde ifade edilir. Ancak Hazreti Havva nasıl yaratıldı? Bununla alakalı naslarda o kadar net bir hüküm yok. Tevrat'ta bununla alakalı açık diyebileceğimiz bir ifade var. Tekvin bölümünde şöyle anlatılıyor. Tabii evvelinde şunu da dememde fayda olabilir. Tevrat'ın ifadeleri bugün bizim için bağlayıcı mıdır? Okuruz, istifade ederiz, değerlendiririz. İlla hepsini tasdik etmemiz gerekmez. Çünkü yer yer tahrifat var. Bundan dolayı orada bir soru işareti olması gerekir. Bu kayıtlarla anlatıyorum. Hazreti Adem cennette tek başına, koca cennette tek başına bir insanın canı sıkılır. Onun da canı sıkılıyor. Ve bir gün Allah-u Teala ona derin bir uyku veriyor. O uykudayken kaburga kısmından, kemikten alıyor ve o kemikten Havva'yı yaratıyor. Adem uyandığında Havva'yı görüyor, ona muhabbet ediyor ve böylece yalnızlıktan kurtuluyor. Buradaki anlatıma göre Hazreti Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Acaba bu hakikat mı yoksa mecaz mı? Hakikat olarak el alacak olursak doğrudan kemikten yaratıldı manası anlaşılır. Mecaz olarak düşünürsek mana şu, yani kadın erkek birbirindendir. Birbirinden iki parça, bir elmanın iki parçası gibi birbirini tamamlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin ilk ayetinde Allah-u Teala şöyle bildirmekte. Ya eyyühennas ittagu rabbakum. Ey insanlar, Rabbinizden korkun, karşı gelmekten sakının. Ellezî halakakum min nefsin vahide. O sizi tek bir nefisten yarattı. Ve halaga minha zevceha. Ve o tek nefisten de eşini yarattı. Burada tek nefis Adem, ondan yaratılan da Havva. Böyle anlaşılmış. Kitaplarda bu yönde açıklamalar var. Ama ayet-i kerimede doğrudan Adem Havva demiyor. Nefsi vahide, tek bir nefis ve o tek bir nefisten de eşi yaratılmış. Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinde 21. ayette Allah-u Teala şöyle bildirmekte. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Allah'ın ayetlerinden birisi kendi nefsinizden eşler yaratmasıdır. Bakın burada da nefis geçiyor ve insanın eşi doğrudan ondan bir parça değil. Yani diğer ayeti anlama noktasında buraya bakabiliriz. Dolayısıyla orası Hazreti Havva'nın doğrudan Adem'den bir maddi parça olarak yaratıldığını göstermez. Bu arada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisine de dikkat çekmekte fayda görüyorum. Peygamber Efendimiz kadının kaburga kemiğinden veya eye kemiğinden yaratıldığını ifade ediyor. Onu diyor o haliyle kabul ederseniz istifade edersiniz ama düzeltmeye kalkarsanız da onu kırarsınız. Kırılması boşanmaktır diyor. Buradaki manayı mecazi manada herhalde anlamak gerekir. Yani diyelim eğri olan bir kemiği düzeltmeye kalkarsanız onu kıracaksınız. Peki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada kadına hakaret mi etmiştir? Haşa, o manada değil. Bu harika bir teşbihtir. Yani erkeğin dünyası farklı, kadının dünyası farklıdır. Erkek kadını kendi ölçülerine getirmeye çalışsa bir nevi işte bir kemiği düzeltmeye çalışmak gibi olacaktır. Düzelteyim derken de kıracaktır. Yani erkek erkektir, kadın kadındır. Erkeğin kendine göre bir dünyası vardır. Kadının da kendine göre bir dünyası vardır. Tabii bütün bunları söylediğimde Hazreti Havva neden yaratıldı? Aslında çok da net bir bilgi ortaya çıkmadı. Şu anlaşılabilir. Hazreti Adem hangi maddeden yaratılmışsa ona mukabil bir eş olarak Havva yaratılmış olabilir. Ancak buralar yine bizim meçhulümüz. Allahu alem, bir sevap
Doğrusunu Allah bilir.